oluşabilir. Siz bir şeyi düzelteceğim diye işlem yapıp bozabilirsiniz. Dengeyi bozmamak lazım. Mevcut olanı korumak lazım. Eğer mevcut olan, yani solunum fonksiyonu yoksa, onu tekrar tesis etmek lazım. Bunun yolu burnun anatomisine hakim olmak. Burnun tıkanıklık yapan sebeplerin ne olduğunu bilmek ve yüzü güzelleştireceğim, burnu güzelleştireceğim diye belli o anatomik yerleri daha da daraltıp nefesi sıkıntıya sokmamaktan geçiyor. Bu işte ilgilenen kişi buruna hakim olması lazım. Bazı meslek grupları sadece biz yaparız diye bunu iddia etse de bizler kulak burun boğazcılar olarak bu tür iddialarda bulunmuyoruz. Çünkü evet, doğrusu bu işe hakim olan kişi her şeye sahipse, anatomik bilgiye sahipse, zarar vermeden burnun dördüncü boyutu olan, yani üç boyutlu burun ama bir de dördüncü boyutu var, fonksiyonu. Dört boyutlu bir şeyi bozmamalısınız. Seyircimiz korkmakta çok haklı. Burun yüzün ortasında hoşuna gitmeyen bir sonuçla karşılaşırsa onun günlük hayatı, az evvel söylediğim dördüncü fonksiyon nefes, dördüncü boyut nefes bozulabilir. Modelleme denen şey, hastanın önceden fotoğrafını çekip bilgisayar karşısına hastayla beraber oturup çeşitli programlarda o burunu yükseltip alçaltıp kısaltıp delikleri küçültüp gibi işlemleri yapmak, ama bu sonuç garantisi veren bir uygulama değil. Modellemedeki amaç hastayla düzgün iletişimi kurmak ve devamını da ortaya çıkacak burun konusunda tabiri caizse bir pazarlık yapmak. Hasta diyor ki ben burnunu kaldırmanızı istiyorum. Bakın Aslı Hanım, diyelim siz bunu istiyorsunuz. Burnunuzu kaldırırız ama önden bakıldığında merhaba ben Aslı, bunlar burun deliklerim denmesini istemezsiniz. Belli olmasın. Yanlar daralsın, tamam daralsın. Bakın şu şekilde daraltabiliriz ama bundan fazla yaparsak nefesiniz etkilenir. İleride çöküklükler ortaya çıkabilir. Bunun gibi düzgün iletişim kurmak için kullandığımız ajanlardan biri. Modellemeye bel bağlayıp ben harika bir şey planladım, ameliyat bu çıkacak garantisini verdi doktor dememesi lazım. Doktorun da bakın ben size bunu garanti ediyorum dememesi lazım. Çıkacak her türlü sonuca sahip çıkıp hastayla ilgilenen, onu her şekilde destekleyen bir takip düzeni uygulaması lazım.